Okul gerçekten zor gelebilir. Özellikle de neden bahsedildiğini bilmiyorsan. Size şu numarayı göstereceğim. Sanırım bayağı iyi olacak. Önce bir saat çizmelisiniz. Bir de eksi işareti ekleyin. Ve şimdi matematik zamanı. Bu bütün saat için geçerli. Ta-ta! Çıkarma yapmanın kolay yolu. Ne? Bu müthiş! Bir şey değil. Eğer bu numaranın harika olduğunu düşünüyorsan daha da havalıları geliyor. Ay, zil çaldı. Silgiyi bulmalıyım. Oh, olamaz, yakalandım. Bir şey yokmuş gibi davranayım. Dur bakalım Madison. Madem tahtaya bir şeyler çizmeyi seviyorsun, şu denklemi de çözüver. Emin değilim aslında. Şşt, Kate, yardım et. Bana sorma, ben de bilmiyorum. Gerçekten mi kızlar? Gelin size göstereyim. Parmaklarınızı kullanın. Yani çizdiğiniz parmakları. Her parmağa şu sayıları yazıyoruz. 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi 7 nerede? Tam burada. 8 de bu parmak. Şimdi bunların altındaki sayıları da boyuyoruz. Toplam 5 parmağımız oldu. Şimdi 5'i yukarı yazıyoruz. Peki ya kalan parmaklar? Bu elde 3, diğerinde de 2 tane var. Bunları çarpıyoruz ve 6 çıkıyor. Ve işte cevap bu. Macanına parmaklarımızın bu kadar çok iş yapabileceğini bilmiyordum. Biz de öğretmeni sonuçta. Yerine oturabilirsin. Herhalde çalışmışsınızdır. Umarım. Zor görünüyor. Kendi adına konuş Nina. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne bencil. Sanırım bu işte yalnız kaldım. Bunların hiçbiri tanıdık gelmiyor. Kim acaba? Ustadır o çocuklar, tamam mı? Evet, işte gidiyor. Cevapları alma zamanı. Böyle çekip gittiğine inanamıyorum. Şansıma, bugün etek giydim. Silinirler değil mi? Bunlar işimi görür. Keşke kazan falan olsaydı. Aptal kısa etek. Bu çok tuhaf. Buldum. Biraz makyaj malzemesi kullanabilirim. Ve bu tam benim tonum. Ama biraz görünebilir olmalılar. Sınav devam etsin. Ne zekice. Ben de seni seviyorum anne. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. O artık benimdir. Görünmüyor değil mi? Kopya çekmek varken niye çalışayım ki? Hepsi bitti. Ama çabuk bitirdin Nina. Bu ders berbat. Çok sıkıcı. Keşke eve dönme vakti olsaydı. Pekala, kendi problemi çözebilir. Ben, beni seçin. Beni. Çok şanslısın. Bunu yapabilirsin. Bunu nasıl kafadan hesaplayacağım? Hey, şişt, bana yardım etsene. Peki. Bunu atınca tam isabet ettirmeliyim. Kalemleri. Kalemlere nişan al. Ne oldu öyle? Bunun sorumlusu ikinizden biri mi acaba? Şunları toplayayım en iyisi. Evet, işe yaradı. Pekala, işte geliyorum. Çabuk yer değiştirelim. Öğretmenin dikkati hala başka yerde. Pekala, görünüşümü değiştirmeliyim. Saçımdaki lastikleri de çıkartayım. Pekala, görüntü iyi. Şimdi tavrımı da benzetmeliyim. Tamam, bu son kalemde. Şu denklemi çözmeyi düşünüyor musun? İyi peki. İlk sayı 2. O zaman 2 çizgi çiziyorum. İkinci sayı 1. Bir çizgi daha ekliyorum.
Sonra 3 için diğer yönde 3 çizgi. Ve 2 için de 2 çizgi. Şimdi eğrileri çiziyorum. İşte böyle. Sıra noktalarda. Çizgilerin her kesişme yerinde bir nokta. Burada 6 nokta görünüyor. Orta bölümde 7 nokta var. Bu kısımda da 2 nokta. Bitti. Şimdi sayıları birleştirmek yeter. Cevap 672. Bitti. Çok kolaydı. Bir bakalım. Bir dakika. Bunu sen mi çözdün? Aha, çok iyi. Aferin. Ah, bu kopya kağıdı katlanmaya hazır. Acaba öğretmen bunu fark eder mi? Belki biraz daha küçük olsa daha iyi olur. Hadi öğretmen bunu da bulmaya çalışsın. Hey, bu küçük cep için bile biraz büyük. Bu uzun denklem kopya kağıdına sığmıyor. Hadi sığ şuraya. Öf. Bu formülleri kendi başıma hatırlayamıyorum. Yarınki sınav yüzünden endişe mi duyuyorsun Jennifer? Al. Ha ha. Çok komik. Aa! Zavallı minik şey. Bir dakika. Müthiş bir fikrim var. Mükemmel bir kopya kağıdı mı istiyorsun? Denklemi şişirilmiş bir balona yaz. Sonra tamamen söndürüp kopyalamak için ıslak mürekkebin üstüne selotep yapıştır. Sonra da bunu tırnağına yapıştır. Ne küçücük oldu. Artık kimse kopya çektiğinden şüphelenmeyecek. Sınavda öyle başarılı olacağım ki. Ne yararlı bir numara. Ay. Pekala çocuklar, sınav şimdi başlıyor. Tamam, bunu yapabilirim. Hocanın aklı başka yerde. Gizli silahımı kullanma vakti. Silgimi çevireyim. Ve işte cevap. Eyvah, sana da hiç güvenilmiyor. Ver bakayım. Kopyayı bile zekice çekemiyorsun. Kaladını da ver. Peki işte. Kalem çantası. Defter, selotep, kalem. Telefonunu göremedin mi sandın? Onu da ver bakalım. Ama bakın şarjı bitmiş zaten. İyi. O zaman o kalsın. Of, oh, telefon, bana niye ihanet ettin? Bir dakika. Sanırım bir plan yapacağım. Evet, harika olacak. Telefonuma ve telefonumun bir resmine ihtiyacım var. Kamera bölümünü kesip içine kopya kağıdımı koyuyorum. Bunun için küçük bir kopya kağıdı lazım. Ama ikiye de katlayabilirim. Kağıdın arkasına çok az bir tutkal sürüyorum. Ve kamera resmini üstüne yapıştırıyorum. Sadece tam yerinde olmasına dikkat etmeliyim. Mükemmel, kopya kağıdım güzelce gizlendi. Sınava hazırım. Göz önünde ama gizli. Bu bizim küçük sırrımız. Öğretmenin bakmadığı zamanı kolla. Ve işte kopya kağıdım burada. Bu sınav çok kolay olacak. İlk soru tamam. Of, bu iş iyi işliyor. Ve bitti. Şimdi bunu kapatayım. Yaptım işte. Sınavı bitirdim. Bakalım kaçla kalıyorsun? Aa, bu doğru. İkinci soru da doğru. Aslında hepsi doğru. Aa, artı. Kopya çekmedin değil mi? Aa, hayır. Telefonumun şarjı yok. Hatırladınız mı?